çalışma yaşamı başlıyor. CGTN Türk'ten merhaba. Çalışma yaşamı programında ben Hüseyin İrfan Fırat'la birliktesiniz. Yine bu hafta da her hafta olduğu gibi çalışma yaşamının gündemindeki konulara birlikte bakacağız. Öne çıkan haberlere. Tabii konuk da ağırlayacağız bu hafta. Bir gazeteci konuğumuz var. Bir Gün Gazetesi yayın danışmanı Sayın Semra Kardeşoğlu bizlerle birlikte olacak. Çünkü oldukça önemli bir konuya imza attı Sayın Kardeşoğlu ve Türkiye'deki hızlı yaşlanma sorununu gündeme getirdi gazetesinde. Ve bir seri yazı dizisi olarak yayınlandı bu yazı. Dolayısıyla bu yazı dizisi üzerine konuşacağız ama tabii bildiğiniz gibi yaşlılık denilince Türkiye'de aynı zamanda emeklilerin problemi de hemen birbiriyle özdeş halde ve gündeme geliyor. O nedenle programımızın açılışını önce Semra Hanım'la yapacağız. Ardından öne çıkan diğer çalışma hayatı haberlerine bakacağız. Ben hemen kendisine merhaba demek istiyorum. Merhabalar. Hoş geldiniz Sayın Kardeşoğlu. Çok teşekkür ediyorum öncelikle bugün bizimle birlikte olduğunuz için. Ve tabii işte yayının açılışında da anons ettiğim gibi oldukça önemli bir konu. Çünkü niçin önemli? Türkiye nüfusu hızlı bir biçimde yaşlanıyor. Ve tabii sorumlu bir biçimde yaşlanıyor. Altını çizdiğiniz önemli konular var yazı dizisinin de. Üstelik de yaşlılık depremi olarak adlandırıldı bu. Ayrımcılık gibi, yoksulluk gibi pek çok problemleri kendi içinde barındırıyor yaşlılık problemi Türkiye'de. Nasıl başlamak istersiniz? Nelerin altını çizmek istersiniz? Öncelikle neden böyle bir yazısı yaptım? Tabii. Şimdi bir süredir yani son 2-3 yıldır dönem dönem bu konuyla ilgili çalışan insanlarla, üniversitedeki akademisyenlerle bir araya geliyorum. Onların yaptığı son çalışmalardan haberdar olmaya çalışıyorum. Dernekler, vakıflar var. Onlarla bir araya gelerek dönem dönem bu konu üzerine yapılan neler yapıldığını, nasıl bir gidişat olduğunu. Sendikalaşma çabaları var bir taraftan. Tabii engelleniyor ama sendikalar var emeklilerle ilgili. Evet, evet. Bu çünkü önümüzdeki dönemin en büyük, yani niye ilgileniyorsunuz böyle bir konuyla derseniz, önümüzdeki dönemin en ciddi meselelerinden biri olacak. Çünkü nüfusumuz Avrupa'nın 200 yılda kat ettiği yaşlanma sürecini neredeyse 30 yılda ulaştı. Bu nüfusun bu şekilde yaşlanmasına, yani şu an %9,5 gibi, hani %9-8 ile %10 arası olduğunda tüm dünyada kabul edilen yaşlı bir nüfus. Ve çok kısa bir süre içinde bizim %12'ye ulaşması bekleniyor yaşlı nüfusun. Bu da çok yaşlı bir nüfus anlamına geliyor literatürde. Evet. Bu yönüyle çok ciddi hazırlıkların yapılması gerekiyor bunun öncesinde. Ne gibi hazırlıklar olarak olmalı? Ama henüz öyle bir aşamada değiliz. Bunun elbette ki önemli bir ayağını emekliler oluşturuyor. Emekliler de biliyorsunuz son bu yılı hükümet emekliler yılı ilan etti ama evet, çok ciddi meselelerle karşı karşıya emekliler. Çok, evet. Çünkü bu yani iç içe geçmişliğin en önemli şeyi, yani emeklilikle yaşlılığın genel olarak, yani akademisyenlerin bu konuda söylediği şey şu: dünyada yani yaşlandıkça daha refaha kavuşma varken bizim ülkemizde yaşlandıkça yoksullaşma sorunu ön plana çıkıyor. Ön plana çıkıyor, evet. Dolayısıyla hani öncelikle buna ilişkin adımlar atılması gerekiyor. Biliyorsunuz hani emekli dernekleri, emekli sendikaları da bu konuda yaptıkları bütün çalışmalarda şunu söylüyorlar: bize bir lütufta bulunulmuyor. Biz bütün çalıştığımız o yıllar boyunca peşin peşin ödediğimiz ücreti işte 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl sonra bize maaş olarak bağlanıyor. Ve bunun karşısında hani sanki bize büyük bir bağışta bulunuyormuş gibi yapılması asla doğru bir yaklaşım değil diyorlar, biliyorsunuz. Tabii ki. Konuda. Hani sendikaların yaklaşımını. Bir de şey var, şimdi Türkiye'deki bu emekli sendikalarında yasal bir hak olmasına rağmen bu engelleniyor. Şu var, normalde diğer ülkelerde emekliler sendikasının karşısında
devlet var. Yani bir işveren konumunda devlet. Evet. Hani bizdeki gibi değil ama bizde neredeyse sendikayı bir dernek statüsüne sokmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla da sendikalar bu alanda da hani çok ciddi bir mücadele veriyor bütün bu yasal engellemelere karşı. Böyle dediğim gibi işte iç içe geçmiş bir mesele var. Bunu neden ne diyorlar? Yani benim işte en son görüştüğüm bir dernek var, yönetimiyle görüştüğüm 65 yaş artı 65 artı yaşlı hakları derneği. Evet. Orada söyledikleri şey şu, yani biz nasıl bir depreme hazırlanıyoruz ya da hazırlanmaya çalışılıyor. İşte bunun için projeler üretiliyor, kentsel dönüşüm çalışmaları yapılıyor ya da işte deprem sonrasında ne olabilir gibi, en azından hani bilim insanları, bu alanda çalışanlar kafa yoruyor. Yaşlılık meselesini bundan çok daha büyük bir hani bir deprem olarak düşünüldüğünde, üstelik de bunun yeri ve zamanı belli bir deprem diyor. Evet. Bu demografik depreme karşı yeri ve zamanı da belliyse çok daha hızlı adımlar atılması gerekiyor. Yani en şeyden yerel yönetimlerden başlayarak yukarı doğru bu çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Böyle bir şey var, yani tablo var önümüzde. Evet, bir de tabii yine aynı oluşumun, yani sizin röportajınızda yer alan konulardan biri de bu temsilcisi ayrımcılıktan söz ediyor. Yaşlıcılık diye adlandırılıyor parantez içinde aynı zamanda. Ve ciddi bir ayrımcılığa tabi oldukları yaşlıların evet, gerçeğini gündeme getiriyor. Yani yaşçılık diyorlar bu konuda çalışanlar. Hani tıpkı işte yani belli bir yani bu yaşlı grubuna yönelik ayrımcılık. Bu da gerçekten çok ciddi bir mesele. Tüm dünyada ve Türkiye'de de pandemi döneminde aslında çok şeye geldi, gündeme geldi bu konu. Çünkü işte 65 yaş üstünün sokağa çıkması önce önlendi. Evet. Ardından toplu taşımaya binmeleri engellendi. Yani anlatanlar bunu yaşayan 65 yaş üstü kişilerin örneğin dile getirdiklerinden biri şu. İşte otobüse biniyoruz, hani otobüste yer verilmesine geçtik bu aşamayı. Ama hani bize şöyle bakılıyor. Yani ben işe gidiyorum, sen bu saatte ne yapıyorsun? Niye evinde oturmuyorsun? Şeklinde bir bakış açısı var. Oysa sağlıklı ve kaliteli yaşlanma tüm insanların hakkı. Yani bir insanlık hakkı bu. Sağlıklı ve kaliteli biçimde yaşlanmak ve bu süreçte her türlü imkandan faydalanabilmek çok doğal bir hak. Fakat burada işte yani en kişi bazından başlayarak en üst kademeye kadar çıkan bir engelle karşılaşılıyor. Evet. Bir de mesela belki dünyanın hani birçok yerinde o güne kadar 65 yaşına gelmiş birisinin o güne kadarki tüm birikimleri bir şekilde onu kullanabileceği mekanizmalar yaratılırken bizde sanki şey gibi oluyor, yani 65 yaşını aştığında artık sen hani evde oturmalısın. Böyle bir bakış açısıyla karşılaşıyor. Bu evet, var. Hani maalesef. Bunun kırılması için de ben yazısında da yazdım bunu. Belki şeyle başlamak gerekiyor işi. Ders kitaplarında hala hani işte 1970'lerde çizilen büyük anne, büyük baba karakterleri var ve hep bunlar edilgen biçimde çiziliyor. Yani nasıl işte bir emekli, bir yaşlı evde bekliyor, oturuyor o resimlerde. Torununun gelmesini ve onunla sohbet etmeyi bekliyor. Genelde işte evet, koltukta oturuyor, gazete okuyor ya da örgü örüyor. Hani hiç hayatın içinde bir yaşlıya rastlamıyoruz. Halbuki evet. Yani bunu reklamlarda da kullanıyorlar değil mi? Bayram arifelerinde ya da bayramlarda evet, sıkça. Kesinlikle. Yani bayramlarda da böyle sanki hani hep şöyle bir şey var. Türkiye'de anneler gününde de bu çok yapılır. Hani anne denilen kişi sanki bütün hayatın kederini, derdini, tüm acısını yüklenmiş kişi olarak resmediliyor. Yani birçok anneler gününde yapılan haberlerde, röportajlarda da hep biz acı çeken annelerden haberlerine denk geliyoruz, karşılaşıyoruz. Evet, evet.
Yaşlılarda da aynı şekilde. Orada da hep yani yalnız böyle sanki hani emanet gibi yaşayan bir şeyi gibi çiziliyor. Evde işte o reklamlarda olduğu gibi. Evde bekliyor işte kapısını ziyaret etsin, çalınsın. Yani belki de mesela şöyle bir şey yapılabilir. Yani o yaşlının torununa ulaştığı bayramda torununa gittiği bir modelde olamaz mı? Ya da onunla birlikte bir kafede buluştuğu. Ama işte o sosyal hayat derken olayın bir diğer boyutu geliyor. Emeklilerle ilgili olan boyutunda. Benim dizinin bugünkü bölümünde bu var. Tüm emeklilerin sendikasından Ergen'le görüştük. Zeynel Abidin Bey'le, evet. Evet, evet. Kendisi bu konuda çok büyük emek harcayan isimlerin başında geliyor. Şunu söyledi, dedi ki, yani evet yaşlı insanlar işte uzun yıllar çalışıyorlar. Artık bir dinlenmeleri ve o süreci dinlenirken de yine de sosyal hayattan kopmadan yaşamaları gerekiyor. Belki işte baktığınızda birçok ülkede 75-80 yaşında dünyayı geziyor birisi. Tabii ki. Bizde diyor bu nasıl sosyalleşiyor? İşte dışarı çıkıyor, bir bank buluyor. O bankı bulursa şanslı, o banka oturuyor. Çünkü gidip bir kafede oturmak, bir çay içmek bile şu an hani ciddi bir para. Lüks haline geldi. Bir emekli için tabii. Yani işte şu an en düşük biliyorsunuz 10 bin ne çıktı. Yani 10 bin lira bütün bir ayı geçinmek zorunda olan birisi için. Dışarıda bir kafede bir arkadaşıyla oturup çay kahve içmek, hele hele yemek yemek çok ağır bir bedel ödemek gerekiyor bunun için mali evet. anlamda. Yine, bu nedenle de çok buyurun. Zayıf yani bu sosyalleşme anlamında bu imkanlar çok zayıf yaşlı ve emeklileri. Evet. Zeynel Bey'le olan görüşmenizde tabii bu arada erken emekliliğin de bir problem olduğunun altı çizilmiş değil mi? Evet, evet. Orada da hani şöyle bir şey gibi sanki ben de sordum. Hani dedim ki işte birçok olayın karşı cephesinden bakıldığında işte Türkiye'de emeklilik yaşı çok erken. Bundan dolayı avantajlı gibi görülüyor. Ama olayın aslında öyle olmuyor. Bir kere emekli olduktan sonra çalışma hayatında bile emekli olmuş kişiye şey gibi yani bir nevi bir orada da bir ayrımcılık ortaya çıkıyor. Hani şöyle gibi ya sen zaten nasılsa emekli maaşı da alıyorsun. Hani buradan az alsan da olur. Yani sanki o emekli maaşını oradaki çalışmasının bir karşılığı olarak almış gibi görünüyor. Yani orada şey tabii hem kayıt dışılık söz konusu emekliler bakımından hem de ucuz iş gücü olarak kullanılmaları. Evet. Tamamen böyle yani işte Zeynep Bey de anlattı hani geliyorlar dedi hani bize de başvuranlar oluyor. Yani fen bilgisi öğretmeni örneğin işte inşaatta bekçilik işi yapıyor. Çünkü kendisinin o durumuna şeyine göre uygun bir iş bulamıyor. Zaten hani genel bir işsizlik sorunu olduğu için genç insanın bile hani iş bulması zor. Emekli olmuş birisinin daha zor. Bu anlamıyla hani bir bu boyutu var. Bir ikinci boyutu da çok düşük bağlama oranlarıyla emekli oluyorlar. Hani bir yanıyla evet. şöyle bir adaletsizlik var. Yani 9000 gün primle emekli olmuş birisiyle 5500 günle emekli olmuş kişi hani 7500 lira maaş alıyordu son zamdan önce. Bir kere böyle bir şey var. Yani o eşitliğinin sağlanamadığı bir durum var. Bir ikincisi de bu maaşlar gelecek yıllarda yani bir, şu an çok iyi görünse bile bir iki yıl sonra bu oranlamalar böyle devam ettiği müddetçe deri bunun alım gücü azalacak ki zaten hani EYT maaşı bağlanmasının üzerinden sanıyorum işte 6-7 ay gibi bir süre geçti. O alınan maaşlar bu 6 ayda zaten erimiş oldu. Hani böyle de bir mesele var önümüzde. Tabii, tabii. İşte 9000 gün prim aslında 4B yani Bağkurlu çalışanlar bakımından geçerli olan bir prim ödeme gün sayısı da bunu da düşüreceklerini falan iddia ediyorlar şu anda. Yani eşitlik sağlamak bakımından. Hı hı. Peki. Başka ilave etmek istediğiniz? Ya şöyle bir boyutu var. Şimdi bu alanda yani yaşlılıkla ilgili birçok üniversitede bölüm açıldı son dönemde.
Gerontoloji bölümleri. Tabii. İşte birkaç şehirde özellikle çok aktif çalışıyorlar. Burada çalışan akademisyenlerin gündeme getirdiği bir mesele var. Bu da şu, yani sonuçta biz işte yaşlanıyoruz, yaşam süremiz uzuyor. Ve bunun bir bölümünü belki bakıma muhtaç olarak tamamlamak durumundayız. Birinci adım, yani en önemlisi programın başında söz ettiğim gibi insana yakışır bir şekilde yaşlanmak. Kesinlikle. Fakat bu bakım sürecinde, yani eğer bakıma muhtaç bir noktaya geldiyse, bugün genelde ailelerin omzunda bu yük. Hele hele şehirde çok zorlayıcı bir şey bu. Yani zaten geçinebilmek için işte bir çift düşünün, ikisi birden çalışmak zorunda. Evde bir yaşlının bakımını üstlendiğinde bir kişinin en az çalışmaması gerekiyor. Bir kere gelir olarak hani burada bir azalma söz konusu. İkincisi, bunu üstlenen genelde kadınlar oluyor. Evde bakımın büyük şeyi, hani görünmeyen evet, iş gücü gibi. Söyledikleri şu, bu bir ailenin sırtına yüklenmeyecek kadar ciddi bir mesele. Hem o yaşlının hakları açısından, hem de ona bakım sağlayan evdeki kişi açısından. Kişi açısından. Bu nedenle şu söyleniyor, bunun da güvence altına alınması gerekiyor. Hani bugün belki şey bazında yaşlı bakım ücreti veriliyor. Oldukça cüzi bir ücret veriliyor, evet. Cüzziliğin ötesinde bir de biliyorsunuz şey boyutu da var. Yani koşulları var bir de. Yoksulluk kriteri var. Tabii. Ama bu akademisyenlerin savunduğu şey şu, herkesin eşit, yani bu bir yardım olarak değil, bir hak olarak sunulması. Yani her yaşlının bakıma ihtiyacı olduğu noktada devlet tarafından sağlanmış imkanların oluşturulmuş olması gerekiyor. Yani tıpkı nasıl işte, sağlık hizmetinden faydalanmak, yani çalışıyorsunuz ve çalıştıktan sonra emekli olduğunuzda o sağlık hizmetinden faydalanıyorsunuz. Yaşlı bakımında da herkese eşit, adil biçimde bu hakkın ulaşması gerektiğini savunuyorlar ki çok önemli gerçekten. Hem hani önemli. Çevremizde de hep şunu söylüyorlar, hani bu sıkıntıyı, sorunu yaşayanlar, işte ilk gençlik yılları, yani ya da şeyler işte 20'lerin sonu 30'ların başı çocukları büyütmekle geçiyor. Sonra tam böyle bir işte emekli olunuyor, tam bir belki daha rahat bir yaşam umut edilirken evdeki büyüklerden, yani yakınımızdaki büyüklerden biri hastalanıyor, bakıma muhtaç oluyor. Ve onun bütün sorumluluğu hani 50 yaşındaki, 60 yaşındaki insanın omzuna yükleniyor. Hani bunun çok büyük bir haksızlık olduğunu da söylüyorlar. Evet, tabii burada çok ciddi önlemlere de ihtiyaç var bu arada. Yani işte yaşlı bakımıyla alakalı okullar, bölümler açılıyor. Fakat gençlerin hiçbir şekilde rağbet etmediği bir ülkede yaşıyoruz. Ayrıca bu konuda tamamıyla Türkiye'de göçmen olarak yaşayan ya da gelen yaşlı bakımı yapan insanların eline geçmiş durumda. Tabii bu konuda da ciddi bir problem gündeme gelmiş oldu. Peki, çok teşekkür ediyorum bugün bizimle olduğunuz için Sayın Kardeşoğlu. Zaman ayırdığınız için ve böylesi önemli bir konuya parmak bastığınız için tekrar teşekkürler ve iyi günler diliyorum size. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet, sevgili izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, Sayın Semra Kardeşoğlu, Bir Gün Gazetesi yayın danışmanı ve gazeteci bizimle birlikteydi ve Türkiye'de hızlı yaşlanma sorunu ve buna bağlı olarak da ortaya çıkan diğer problemler, önlem alınmasının gerekliliği üzerine yaptığı çalışmayı kendisiyle konuştuk. Şimdi dilerseniz hızla programımız devam ediyor ve bu haftanın haberlerinden şöyle bir tur yapalım ve gündemdeki konuları getirelim sizlere. 230 bin kamu işçisinin, bakın kamu çalışanları bakımından sevindirici bir haberle devam edelim. Ücret artışını erken alacaklar bunlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk İş ve Hak İş arasında yürütülen görüşmeler sonucunda uzlaşmaya varıldı ve yürürlükte olan toplu sözleşmede düzenleme yapıldı. Yeni düzenlemeyle yaklaşık 230 bin işçi gelecek aylarda alması gereken zammı Ocak ayı itibariyle almış olacak. Türk İş ve Hak İş ile kamu işyerlerinin örgütlü olduğu işveren
Sendikası, Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası arasında ek bir çerçeve anlaşma protokolü imzalandı ve bu protokole göre yürürlük tarihinden kaynaklı olarak farklı zamanlarda gerçekleşecek olan zam oranı 1 Ocak tarihine çekildi. Böylece işçiler daha sonra gerçekleşecek zammı önceden almış olacaklar. Hayırlı olsun diyelim. Sevindirici bir haber onlar bakımından ama tabii hızla eriyeceğini bu artışların da gerçeğinde görmeden geçemiyoruz. Tabii niçin böyle söylüyoruz? Çünkü yine hafta içerisinde açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı. Bildiğiniz gibi periyodik olarak sendikalar tarafından yapılan, sendikaların araştırma servisleri tarafından yapılan açıklamalar bunlar. Ve Türk İş'in yoksulluk sınırı 49 bin lirayı aştı başlığıyla gündeme geldi bu hafta. Türk İş çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Ocak 2024 sonuçlarını açıkladı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, ki buna açlık sınırı da deniliyor bildiğiniz gibi, 15.048 liraya yükseldi. Gıda için harcamasıyla giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim ve benzeri giderlerde tabii bunun içinde ihtiyaç, bunlar için yapılması zorunlu diğer ayrı harcamaların toplam tutarı, yani buna da yoksulluk sınırı deniliyor. Bir önceki açlık sınırıydı. 49.019 lira. Yani neredeyse 50 bin liraya yaklaştı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 19.630 liraya yükseldi. Bildiğiniz gibi asgari ücret bu arada 17 bin lira seviyesinde kaldı. Evet, vergide adalet talebi var çalışanların. Uzun zamandır gündeme getirilen bir konu ve bunu meclis gündemine de getirmeye çalışıyorlar. Özellikle DİSK devrimci işçi sendikaları bu konuda yoğun bir çaba içerisinde. Bununla alakalı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi önüne de bir açıklama yaptı DİSK. Vergide adalet talebiyle meclisin yanında bulunan Milli Egemenlik Parkı'nda basın açıklaması düzenlendi. Eylemde konuşan Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, TÜİK'in gelir dağılımı istatistikleriyle ilgili rakamlarını anımsatarak Türkiye'de en zenginle en yoksul arasındaki gelir uçurumu 30 katı aşmış durumda. Vergide adalet istiyoruz. Çünkü dünyanın en adaletsiz vergi sistemi Türkiye'de, dedi Sayın Çerkezoğlu. Bildiğiniz gibi çalışanların ücretlerinden kesilen gelir vergisi konusunda önemli sıkıntılar var. Ve yılın ortalarına doğru yaklaşıldığında, hatta eğer ücretiniz biraz daha yüksekse, bir üst vergi dilimine girmek suretiyle ödeyeceğiniz vergi tutarı da artıyor. Dolayısıyla net ücretinizde bir azalış meydana geliyor. Hükümet ise yıllardan beri vergi tarifesindeki bu değişikliği, beklenilen değişikliği yapmıyor. Sadece asgari ücret vergi dışı bırakıldı bildiğiniz gibi. Evet, özel sektör öğretmenleri de tabii bazı sıkıntılarını dile getirdiler. Hafta içerisinde onların da bazı eylemlikleri gündeme geldi. Seslerini duyurmaya çalıştılar. Ve bakandan tabii randevu istiyorlar. Özel sektörde çalışan eğitim emekçileri, Özel Sektör Öğretmenler Sendikası'nın çağrısıyla taleplerini duyurmak için meclis önünde bir araya geldi. Emekçiler emeklerinin işverenler tarafından görülmediğini, onların insafına kaldığını iddia ediyorlar. İnsanca yaşamak istediklerini belirttiler. Yusuf Tekin ve Mahmut Özer'le randevu talebine cevap verilmemesi nedeniyle öğretmenler meclisin Çankaya kapısına yürümek istedi. Ama tabii engelle karşılaştılar bildiğiniz gibi. Bunlar artık alışılagelmiş şeyler. Kimler destek verdi bu açıklamaya? Eğitim Sen, Eğitim İş, Türk Tabipler Birliği, Cumhuriyet Halk Partisi, EMEP, DEM Parti, milletvekilleri de özel okul öğretmenlerinin bu açıklamalarına destek verdi. Çalışanlar bakımından önemli bir istatistiki bilgi, özellikle hizmet sektöründe çalışanlar, bunların %92'si yaşamdan memnun değil.
Sosyal Demokrasi Vakfı tarafından Olof Palme Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan hizmet sektöründe çalışan yoksulluğu ve güvencesiz çalışanlar araştırma raporu yayınlandı. Rapora göre hizmet sektöründe çalışanların çoğu eğitim aldığı alanlarda çalışmayanlardan oluşuyor. Yani tabii ki işsizlik olgusuyla tamamıyla alakalı. İnsanlar eğitim aldıkları alanlarda değil, iş bulabildikleri alanlarda çalışıyorlar ve iş tatminsizliği dediğimiz mutsuzluk ortaya çıkıyor. Bakalım hemen neymiş? Rapora göre hizmet sektöründe çalışanların çoğu eğitim aldığı alanlarda çalışmıyor. %71'i fazla mesai ücreti alamıyor. Güvencesizlik hak aramalarını engelliyor. Gelir harcamaları beslenme ve barınma üzerine yoğunlaşırken kültür, spor gibi sosyal aktivitelere hiç bütçe ayıramıyorlar. Bilgisayar destekli yüz yüze anket yöntemiyle 2023 yılı Aralık ayında Türkiye genelinde gerçekleştirilen anket kapsamında 4258 kişiyle görüşüldü. Katılımcıları özel sektör, ofis çalışanları, motokuryeler, AVM ve özel güvenlik çalışanları olan çalışmaya göre Türkiye'nin mevcut ekonomik durumu düşünüldüğünde yaşamınızdan memnun musunuz sorusuna katılımcıların %92.3'ü hayır diyor. Evet, oldukça kötü bir durum. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün bir raporu var. ILO, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri iş yerinde şiddet ve tacizi önlemede kilit rol oynuyor başlığıyla çıktı bu haber. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün son raporuna göre iş sağlığı ve güvenliği önlemleri çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesi ve ortadan kaldırılmasına yönelik kapsayıcı, entegre ve toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşımın benimsenmesine olanak tanıyan etkili bir çerçeve oluşturabilir. Yani işçi sağlığı ve iş güvenliği bildiğiniz gibi sadece iş emniyetini, iş kazalarını önleme bağlamında sağlamakla kalmıyor. Taciz, şiddet gibi iş yerinde ki önemli, görünmeyen ama çok önemli varlığını bildiğimiz konulara da çare bulabiliyor deniliyor bu raporda. Raporda iş sağlığı güvenliği çevrelerinin şiddet ve tacizin kök nedenlerini ele alarak yetersiz iş organizasyonu, belirli görevlerle ilgili faktörler, örneğin yalnız çalışma veya üçüncü taraflarla sürekli etkileşim halinde olma ve yüksek stres seviyelerinin söz konusu olduğu çalışma koşulları gibi altta yatan riskleri irdeleyerek ele aldığı vurgulanıyor. İşbirliği ve sosyal diyaloğa dayalı İSG çevrelerinin şiddetten uzak çalışma ortamları oluşturmak için hem işverenleri hem de çalışanları teşvik ettiği belirtiliyor. Bizim ülkemizde de böyle oluyor mu? Tabii buna bakmak lazım. Çünkü bizde genellikle iş sağlığı ve güvenliği denildiğinde daha ziyade iş kazalarından korunma ilk anda akla geliyor. Evet, şöyle bir ülkemizden çıkıp da dünyaya baktığımızda, dünyada çalışma hayatında neler oluyor diye düşündüğümüzde dikkatimizi çeken bir konu oldu. O da Avrupa'nın çok önemli ülkelerinde, demir yollarında özellikle grevler ciddi manada gündemde. Ki kamusal bir alan bildiğiniz gibi, yani bizde pek alışılagelmiş bir şey değildir ama bakın Alman demir yollarında, İngiltere'de demir yolu çalışanları, Paris'te yani Fransa'da hep grev haberleri geliyor. Kısaca değinelim, öyle tamamlamış olalım bu haftaki turumuzda. Almanya'da demir yolları çalışanları 6 günlük greve gidiyor. Alman demir yolları işletmesi Deutsche Bahn ile Makinistler Sendikası arasında toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşmaya varılamaması ülke tarihinin en uzun süreli demir yolu grevine yol açtı diyor. İngiltere'de ne olmuş? İngiltere'de binlerce demir yolu çalışanı maaş artışında süregelen anlaşmazlık nedeniyle 30 Ocak ile 5 Şubat tarihleri arasında farklı günlerde iş bırakacak. Evet, ve Fransa, Paris. Paris'te Özerk Ulaştırma İdaresi, Paris ve banliyölerdeki tren, metro, otobüs gibi toplu taşıma sisteminin bir kısmını işleten devlete ait endüstriyel ve ticari kamu şirketinde ulaşım işçilerinin örgütlü olduğu sendika 5 Şubat 9 Eylül tarihleri boyunca sürekli grev sürecine gideceğini vurgulamış. Tabii ki kişileri, halkı, kullananları ciddi mağdur edecek düzeyde grevler bunlar. Dileriz ki uzlaşmaya varılır ve insanlar
mağdur olmasın. Evet, bu hafta çalışma hayatındaki turumuzu böylece tamamlamış olduk ve ben huzurlarınızdan şimdilik ayrılıyorum. Önümüzdeki hafta bir başka Çalışma Yaşamı programında yeniden birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın diyorum. Çalışma Yaşamı sona erdi.